Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV hafta sonu ana haber merkezinden hepinize iyi akşamlar. Efendim bugün çok özel bir gün. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm Türk halkının annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere tüm şehit annelerimizi sevgi, saygı ve bağışlanma timsali tüm annelerimizin ve affınıza mağruren kendi annemin anneler gününü kutluyor. Vefat etmiş tüm annelerimizin hatıraları önünde saygı, sevgi ve minnetle Alanya Posta Medya ailesi olarak eğiliyoruz. Anneler gününüz kutlu olsun. Efendim, Alanya'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar 7 hafta sonra kendilerine tanılan 4 saatlik izin ile sokağa çıktı. Kimisi kumsalda yürümeyi, kimisi alışveriş yapmayı, kimisi ise yürüyüş yapıp bisiklete binmeyi tercih etti. İçişleri Bakanlığı tarafından COVID-19 salgınının önlenmesi için Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle alınan 65 yaş üstünün sokağa çıkmasının yasaklanmasının üzerinden 50 gün geçti. Yasağa uyan ancak bu süreçte psikolojik olarak evlerinden yıprananlara iyileşme evresine girilmesi de dikkate alınarak ödül mahiyetinde verilen 4 saatlik sokağa çıkış izni hayata geçirildi. Tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da bu izni değerlendirmek isteyenler kendilerini saat 11'de dışarı atıp saat 15'te ise tekrar evlerine döndü. Alanya'da 65 yaş üstünün en çok tercih ettiği bölge ise Güzelyalı, Rıhtım Caddeleri ile Dinek ve Başkanlar Parkı'nın bulunduğu yürüyüş yolları oldu. Sokağa çıkan 65 yaş üstünün büyük bölümünün hem sosyal mesafeye hem de maske takma kuralına uyduğu görüldü. Sokaktaki insanların büyük bölümünün kurallara uymasına rağmen hiçbir şey olmamış gibi gerek sosyal mesafeye gerekse maske kuralına uymayanlar da vardı. Bugün uymadık, evet. Bugün uymadık. Maalesef almadık. Haklısınız. Onu yapmak lazım. Mesafeyi koruyoruz ama maskemizi maalesef almadık. Alanya Posta TV'ye konuşan 65 yaş üstü yürüyüş yapan vatandaşlar en çok açık havayı ve yürümeyi ve dostlarıyla vakit geçirmeyi özlediklerini ifade ettiler. Sonra ilk defa çıktınız. Evet. Neyi en çok özlemiştiniz? Ne yaptınız? Havayı özlemiştim. Nefes almayı özlemiştim. İnsanları özlemiştim. Bahar, yazı özlemiştim. Özlemi giderdiniz. Giderdik Allah'a şükür. Allah bir daha böyle şeyleri göstermesin. Virüstür, mürüstür, hastalıktır böyle şeylerden. Allah muhafaza etsin milleti, vatanı, bizlere. Ben bu sokağa çıkmayı özledim. Tabii ki arkadaşlarımızı, bütün akrabalarımızı, dostlarımızı özlüyoruz ama en çok sokağa çıkmayı özlemiştim. Sokağa çıktıkları için mutlu olanlar kadar yürüyüş yapanların bazılarının maske takmamasına ve yardım istedikleri halde evde kaldıkları sürede kendileriyle ilgilenilmediğini söyleyerek tepki gösterenler de vardı. Ben sabahtan beri geziyorum burada 11'den beri. Millet hep maskesiz ya. Ne aran var ne soran var arkadaş. Yemin ediyorum hep millet maskesiz geziyor. Yani yazık. Kanunlar, yasalara uysunlar ya. Başka bir şey ne diyeyim? Ben 11'den beri geziyorum bu sahile. Yalı taksiden Tosmur'a kadar gidiyorum, geliyorum. Belki 100-150 kişi maskesiz ya. Evimize gelip bizi bir kere ne ziyaret ettiler, ne bir şeyiniz var mı, alacağınız, vereceğiniz. Maske istedim, 3 gün üst üste maskeyi bile bana bir veren de olmadı, getiren de olmadı. Polisler verdiler, teşekkür ederim onlara. Güneşli havanın tadını çıkaranlardan bazıları ise kumsala indi. Denize girme izni olmadığı için tişörtlerini çıkarıp yürüyerek güneşlenmeyi tercih etti. Evet efendim, yaşlılarımıza tanınan bu 4 saatlik bir rahatlama bile kendilerine iyi gelmiştir. Sabırları için eller öpülesi yaşlılarımıza, büyüklerimize bizler de teşekkür edelim. Efendim, Antalya Büyükşehir Belediyesi Anneler Günü'nde Antalya'nın dört bir yanında yüz binlerce çiçek dağıttı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimler Alanya'da muhtelif noktalarda koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren çiçek üreticilerinden aldıkları karanfil ve saksı çiçekleri annelere hediye etti.
Anneler gününde sokak sokak kapı kapı dolaşarak annelere binlerce karanfil ve saksı çiçeği hediye edildi. Bu hizmet Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimler tarafından yapıldı. Kesme karanfil, saksıdaki petunya ve begonyalar annelere hediye edildi. Sabahın erken saatlerinde dağıtıma başlayan büyükşehir personeli kentin dört bir yanında tek tek kapıları çalarak gün boyu annelere çiçek takdim etti. Merhabalar efendim. Anneler gününüz kutlu olsun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Metin Böce sizlere çok selamı var. Bizlerden çiçek talep etmişsiniz. Öncelikle şu talep edilmiş saksı çiçekleriniz. Bir de sizlere karanfil verelim. Bizi ağırlığı için teşekkür ediyoruz. Asıl biz teşekkür ederiz sizlere. Mutlu, huzurlu, sağlıklı ömürler diliyoruz. Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya merkez ve ilçelerinde olduğu gibi Alanya'da da Anneler Günü dolayısıyla farklı noktalarda kurulan standlarda çiçek dağıtıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin mobil ekipleri de Alanya'da ev ev gezerek Başkan Muhittin Böceğin selamı ve Anneler Günü çiçeğini takdim etti. Maske, eldiven ve yelekleriyle büyük bir titizlik ve dikkat içerisinde dağıtım yapan Büyükşehir Belediye personellerini karşılarında gören vatandaşlar bir an şaşkınlık yaşasa da sonrasında bu özel günde unutulmadıkları için mutlu oldu. Anneler günü hediyemiz. Aldım. Teşekkür ederim. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız. Sizleri unutmadan anneler günü hediyemiz. Teyzeciğim buyurun. Alın. Buyurun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız. Sizleri unutmadan anneler günü hediyemiz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ablacığım. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız. Sizleri unutmadan bugün de anneler günü hediyemiz. Bir dakika alın. Akdeniz bölgesinde Antalya'da belediyeciliğin gerçekten çok iyi işlediğine inanıyorum. Bu zorlu süreçte de çok güzel şeyler yaptıklarına inanıyorum. Orada gerçekten hani bunu en az vakayla bölge olarak atlattığımıza, çalışan çalışmayan, zor durumda olan herkese yardımlarından dolayı belediyeciliklerini kutluyorum kendilerinin. Efendim annelerimize ne yapsak az. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİAD Alanya Şubesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırladıkları erzak paketlerini Kızılay'a teslim etti. Durusoy MÜSİAD Alanya Şubesi ve Genç MÜSİAD Alanya Şubesi olarak yönetim kurulu ve üyelerinin katkısı ile COVID-19'a karşı destek olmaya devam ettiklerini söyledi. Durusoy, hizmetleri ve gayretlerinden dolayı kendilerini tebrik ederim. MÜSİAD Alanya Şube üyeleri olarak ayrıca şimdiye kadar 500 erzak kolisini de ihtiyaç sahiplerine teslim ettik diye bilgi verdi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, MÜSİAD'ın Alanya Şubesi ana kademe ve genç MÜSİAD olarak yönetim kurulumuz ve üyelerimizin de katkısıyla COVID-19'a karşı devletimizin ve milletimizin pandeminin ilk gününden bugüne kadar yürütmüş olduğu mücadeleye tıbbi ve insani malzeme manasında da destek olmaya çalışıyoruz. Bu minvalde Alanya'mızda geçmişi çok uzun olmasa da başarılı çalışmalar yürüten ülkemizin tüm dünyadaki ve yurt içindeki gururu Kızılay'ımıza da yardım paketleri hazırlayarak dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak için bu kampanya için hazırladığımız kutularımızı Kızılay Alanya Şube yetkililerine teslim ediyoruz. Kızılay Alanya Şube Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Dikici ise iyilikle ilgili çalışmalarda MÜSİAD'ı da hep sahada gördük. Yanımızda gördük. Beraber bu iyilik kervanının yolcusuyuz dedi. İlk çıktığı zamandan beri sahadayız. Bizi takip edenler bileceklerdir. İyilikle ilgili yaptığımız çalışmalarda MÜSİAD'ı her zaman biz arazide gördük, karşılaştık. İyilik kervanının yolcusuyuz beraber. Bu günde bize ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere verdikleri bu yardım kolilerini, gıda kolilerini bağışladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teslim alınan yardımlar Kızılay gönüllülerinin araçları ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Efendim ilçemizde gördük ki bu kriz döneminde bu koronavirüs
Salgın döneminde gerek siyasiler, gerek sivil toplum kuruluşları hep sahadalardı. Hep iyilik için yarıştılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın en önemli tarihi yapılarından biri olan Gülevşen Camii'nin restorasyon çalışmalarına başladı. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında toprak altında kalan taşlar ortaya çıkarıldı. 2021 yılına kadar ana bina ve şadırvan işinin tamamlanması planlanıyor. Alanya Posta TV'de birçok kez restore edilmesi gerektiği konusu gündeme getirilen 14. yüzyılda Karamanoğlu Beyliği tarafından inşa edilen ve 20. yüzyıla kadar ibadet yapılan Gülevşen Camii'ni gün yüzüne çıkarmak için Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile aslına uygun bir proje hazırlandı. Tarihi Gülevşen Camii içerisindeyiz. 1373 yılında Karamanoğlu Beyliği tarafından inşa edilen Gülevşen Camii uzun yıllar ibadet için hizmet vermişti. Ancak son yıllarda özellikle atıl durumda. Cami içerisinde gördüğünüz gibi çevremizde otlar ve ağaçlar adeta cami yapısını istila etmiş durumda. Projenin Anıtlar Kurulu'ndan geçmesinin ardından düğmeye basan Antalya Büyükşehir Belediyesi restorasyon ihalesini gerçekleştirdi. Yer teslimi yapılan alanda çalışmalar bir süre önce başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihale sonrası korunması gerektiği kültür varlığı kategorisinde olan yapının restorasyon projesini yapan firma bina çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak işe başladı. Çevre kazıları ile zamana yenik düşen, yıkılan ve toprak altında kalan taşlar ortaya çıkarıldı. İşçiler taşlar arasındaki derzlerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Ramazan bayramından sonra taş duvar işçiliğine geçilecek olan tarihi camide daha sonra ana bina ve şadırvanın restorasyonu gerçekleştirilecek. Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yürütülen proje kapsamında tarihi cami yeniden Alanya'ya kazandırılacak. Mülkiyeti hazineye ait olan ve bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi yapılan alanda süren çalışmalar kapsamında büyük bölümü tahrip olan, yalnızca dış duvarları ile ayakta kalan mevcut yapı aslına uygun olarak restore edilecek. Proje kapsamında şadırvan ve abdest alma yerleri, cami avlusu ve diğer donatılar da yapılacak. Caminin duvarlarının büyük bölümü yıkılırken iç kısmı ise sık sık temizlenmesine rağmen mezbelelik görüntüsüne bürünmüştü. Bölgede cami ile birlikte birçok tarihi yapı mevcut. 20. yüzyılın başlarına kadar ibadetin yapıldığı Gülevşen Camii'nde şu an ayakta kalan en sağlam nokta içerisinde bulunmuş olduğumuz caminin mihrap kısmı. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan alışveriş merkezleri de 11 Mayıs itibariyle tıpkı berber ve kuaförler gibi açılmaya başlayacak. Alanyum Alışveriş Merkezi de dezenfekte çalışmalarını yapıp temizliğini gerçekleştirdi. Alışveriş merkezi girişinde sosyal mesafe kuralı titizlikle uygulanırken girişte ateş ölçümü yapılıyor. Bir süredir hizmet vermeyen Alanyum Alışveriş Merkezi'nde 11 Mayıs pazartesi günü kapılarını açıyor. Alışveriş merkezine gitmek için ise belirli kurallar getirildi. Müşteriler mutlaka maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyarak içeri tek tek alınıp ateş ölçümleri yapıldıktan sonra girişlerine izin verilecek. Alışveriş merkezinin her iki kapısında da güvenlik görevlileri gerekli tedbirleri alarak market bölümüne gelen müşteriler için uyguladıkları titiz kuralları yarın itibariyle tüm alışveriş merkezi müşterisi için uygulayacak. İçeri giriş yapıldıktan sonra ise müşteriler el dezenfektanı ile hijyenlerini sağlayacak. Alanyum'un açılış saati ise yeni düzenlemeye göre 11 Mayıs pazartesi gününden itibaren saat 10 ila 19 saatleri arasında hizmet verecek. Alışveriş merkezinde yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmeler ise henüz açılmayacak. Mağazanın internet sitesinde yapılan duyuruda, gönül rahatlığı içinde alışveriş yapabilmeniz için gereken tüm tedbirleri bizler alıyoruz. Sizler de kurallara uymayı ihmal etmeyin. 11 Mayıs, pazartesi itibariyle yeniden birlikteyiz. Keyifli alışverişler notu paylaşıldı.
her an elinizin altında, günlük yaşamınızın her anında Aysu sizinle. Yaşam kaynağınızın adı Aysu. Aytemiz Alanyaspor'un Demokratik Kongolu sol beki Fabrice Nscala'nın sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle Beşiktaş ile Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptığı iddialarına açıklık getirdi. Ara transfer döneminden itibaren adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Nscala, "Haberler benim için bu iyi bir şey. Bu sezon çok çalıştığım anlamına geliyor. Ancak sezon sonuna kadar bu şekilde çalışmaya devam etmek istiyorum. Çünkü şu an Türkiye Kupası'nı kazanmamız gerekiyor. Gerisini sonra düşünürüz," dedi. Alanyaspor ile sözleşme yenileme konusunda görüştüklerini ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu görüşmelerin yarıda kaldığını anlatan Nscala şöyle devam etti. "Uzun süredir Alanyaspor'da oynuyorum ve aile gibiyiz. Benim için de ayrılmak zor olur. Çünkü burada büyük bir hikayem oldu. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Ne olacak? Dediğim gibi şu anda en önemlisi kupa kazanmak ve sezonu üst sıralarda tamamlamak." Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen Süper Lig heyecanında Süper Lig yıldızları e-futbol turnuvasıyla karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de forma giyen 18 futbolcu kendi takımlarını temsilen bu turnuvaya katıldı. Eleme usulü oynanan turnuvada Alanyaspor'u Onur Bulut temsil etti. İlk maçta Soner Aydoğdu'nun temsil ettiği Göztepe'yi 4-1'lik skorla mağlup eden Alanyaspor, çeyrek finalde karşılaştığı Anıl Koç'un temsil ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Ferdi Kadıoğlu'nun temsil ettiği Fenerbahçe ise Emre Akbaba'nın temsil ettiği Galatasaray'ı yenerek finale yükseldi. Finalde Fenerbahçe Kasımpaşa ile karşılaşacak. Efendim bir kez daha Alanya Posta Medya olarak tüm annelerimizin anneler gününü kutlar. Gündemin kalbi Alanya Posta TV hafta sonu ana haber merkezinden hepinize sağlıklı günler dileriz.